Hiç kimse gücenmesin, darılmasın. Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını. O Türk siyasetinin fötür şapkalı babasıydı. Hiç olmadı bu Türkiye'de böyle bir şey bu zamana kadar. O 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle 6 kez gittiği başbakanlığa 7 kez gelen parti lideriydi. Ben buna alışık bir adamım. Ben buraya 7 defa geldim. Bu 7.sidir. 6 defa gittim yani. Onun içindir ki gelip gitme olayı gayet doğaldır. Devlet Su İşleri'nin Barajlar Kralı lakaplı İnşaat Mühendisi Genel Müdürü, Türk siyasetine damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 5. yılında kabri başında anıldı. Nasılsınız? 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in vefatının 5. yılı dolayısıyla Atabey ilçesi İslamköy Çalçatepe'deki anıt mezarda resmi tören düzenlendi. Töreni Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, eski bakanlardan Hande Üçpınarlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Süleyman Demirel'in doktoru İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski milletvekilleri ve Demirel ailesi katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törene, protokol ve Demirel ailesinin dışında kimse alınmadı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ankara Büyükelçiliği tarafından da çelenk gönderildi. Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarı günlerle donatılırken, tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından da dua edilmesiyle başladı. Daha sonra merhum Süleyman Demirel'in özgeçmişi okunurken, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini Isparta valisi Ömer Seymenoğlu sundu. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Törenin ardından protokol, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Nihan Demirel Atasagun ve yakınlarına taziyede bulundu. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, merhum Süleyman Demirel'in Türkiye'ye büyük hizmetler veren ve yasaklara karşı mücadele ortaya koyan bir demokrasi kahramanı olduğunu söyledi. Hem devletin hem milletin hafızası olmuş, kıt kanaat imkanlara sahip olduğu dönemlerde Türkiye'de büyük hizmetlerin altında imzası olan, yasaklara karşı mücadele vermiş bir demokrasi kahramanı, rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in bugün 5. yıl dönümünde bizler de tekrar rahmetle yad ediyoruz. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi mecranın bizlere emanet ettiği bu bayrağı daha da ileriye taşımak noktasında tüm arkadaşlarımızla beraber mücadele etmenin gayreti içerisindeyiz. Bugünden geriye baktığımızda Türkiye'nin hakikaten kademe kademe çok partili siyasi hayata geçtiği andan itibaren liderlerimiz kendi tarihi dönemlerinde zamanın ruhunu yakalayarak Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesi, huzur içerisinde refahını paylaşabilmesi, bölgesinde güçlü, istikrara hizmet eden bir devlet olabilmesi, işleyen bir demokrasi, eşit fırsatlara sahip bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çabaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'le beraber kendi tarihi misyonunu görev aldığı dönem içerisinde layıkıyla yerine getirdi ve bugünün Türkiye'sine bir imparatorluğun bakiyesi olarak yeniden orta ölçekli bir güç olarak var olabilecek insanlarımızın doğduğu topraklarda gelecek hayali kurabildiği bir Türkiye'yi miras bıraktı. Hepimiz bu açıdan bu vesileyle hem geçmiş hafızamızı, idraklerimizi tazeliyoruz hem de bu yaşananların ışığında geleceği kuşatabilmek adına bir düşünceye hepimizi sevk ediyor. Ben tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Demirel'in ruhu için, Şevket Demirel Beyefendi